21 Mart Ayrıntı Canlı Haber'le karşınızdayız. 22 Mart Cuma günü gazetemizde hangi haberler var hemen başlıyoruz. Down sendromlu öğrencilerden ziyaret. 21 Mart Down sendromu farkındalık günü vesilesiyle Polatlı Eğitim Uygulama Okul Müdürü, öğretmenleri ve Down sendromlu öğrenciler ilçe kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında ziyaret etti. Geleneksel Nevruz Bayramı kutlandı. Nevruz Bayramı Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi'nde Nevruz Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Nevruz Bayramı'nda geleneksel ateş yakıldı, ok yarışları yapıldı. Ve Özel'den siyasilere çağrı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir Özel yayınladığı basın bildirisiyle Polatlı'nın su sorununu yeniden gündeme taşıdı. Sabiha Gökçen'i rahmetli anıyoruz. Türk Hava Kurumu Polatlı Şubesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i vefatının 18. yılında unutmadı. Türk Hava Kurumu Polatlı Şube Başkanı Ömer Lütfi Türker, Sabiha Gökçen havacılık alanında gösterdiği üstün başarıyla olanak tanındığında kadınlarımızın yaşamın her alanında görev üstlenebileceğini ve başarılı olacağını kanıtlamış, Cumhuriyet'in ve çağdaş Türk kadının simgesi olmuştur, dedi. Ve Türkiye Köyler Vakfı'ndan Çanakkale Zaferi Etkinliği. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Türkiye Köyler Vakfı üyelerine Çanakkale Zaferi, Sakarya Savaşı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. 22 Mart Cuma günü yan sürümüz. Ziya Öğretmen ile Öğretmenler Buluşması Polatlı'da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 22 Mart Cuma günü Polatlı'ya geliyor. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Bakan Selçuk saat 14'te 13 Eylül Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle bir araya gelecek. Ziya Öğretmen ile Öğretmenler Buluşması Polatlı'da gerçekleşecek. Ve 22 Mart sür manşetimiz. Çay kırsal mahallelerde vatandaşlarla dertleşti. Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay, Polatlı'da ayak basmadık mahalle, cadde, sokak ve hane bırakmayarak tüm vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz, dedi. Çay ve kurmayları sağ çalışmaları çerçevesinde Kuşçu, Yeni Doğan, Olukpınar, Ada Toprak Pınar ve Sinanlı mahallelerini ziyaret etti. Çay, ben yaptım oldu mantığı ortadan kaldırılarak katılımcı yönetim anlayışıyla büyük projeleri uzmanlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşarak, tartışarak şehrin geleceğini hep birlikte karar vereceğiz, dedi. Ve 22 Mart manşetimiz, bayram havasında Polatlı mitingi yaptılar. Cumhur İttifakı Polatlı ve Ankara adayları Polatlı halkına seslendi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki ve Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya, Cumhuriyet Meydanı'nda Polatlılara hitap ettiler. Seçimlere sayılı günler kala Polatlı halkına seslenen Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya, "Başkanım, müsterih olunuz, Ankara'nızın batı kapısı emin ellerde," dedi. Evet, 22 Mart Cuma günü gazetemizde yer alan haberlerle karşınızdaydık. Yarın aynı saatte ayrıca canlı yayın konumuzla yine karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. İyi akşamlar.